Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde grup oluşturmayı öğrendik. Bu dersimizde de EndNote'da kütüphane paylaşmayı öğreneceğiz. EndNote bize bütün kütüphaneleri paylaşma olanağı sunar. Online kütüphaneler ile kütüphanemizi 15 kişiyle paylaşabiliriz. Öncelikle hesap oluşturmak için EndNote'un web sitesine girelim. EndNote.com. Hesap oluşturabilmek için sağ üst köşede bulunan login seçeneğine tıklıyoruz. Burada karşımıza sign in or create an account seçeneği çıkıyor. Yani üyeliğin varsa giriş yap ya da üye ol seçeneği. Biz üye olmayı görelim öncelikle. Create an account seçiyoruz. Buradan bize üye olacak kişinin mail adresini soruyor. Yazmamızı istiyor. Yazalım. Bunu kopyalayıp tekrardan girelim. Aşağıya yazalım. Ctrl V ile. Continue seçeneğiyle devam edelim üyeliğimize. Burada karşımıza doldurmamız gereken üyelik formu çıktı. Öncelikle ismimizi yazalım. First name. Soyadımızı yazalım. Middle initial diyor. Bu da ikinci adın ilk harfiniz diyor. İkinci adımız olmadığı için yazamıyoruz. Sizin varsa yazabilirsiniz. İlk harfiniz diyor. Password'dan şifre oluşturalım. Tabi şifre oluştururken kompleks bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Yani içinde sayı, harf, büyük küçük harf olması gerekiyor. Ve karakterlerden birini bulmamız gerekiyor. Soru işareti, ünlem ve benzeri gibi. Parolamızı yeniden girmemizi istiyor bizden. Onu da girelim. Evet, şifremizi de girdik. Daha sonra burada bir seçenek var. Burada bize bu seçenekte Send me information about diye başlayan seçenekte EndNote ile ilgili Thomson Reuters'ın ürünleri ve hizmetleri hakkında bana bilgi gönder diyor. Mail adresimize bilgi gönder diyor. Bu seçeneği seçtiğimizde ise bilgi gönderme diyor. Biz bilgi göndermesini istemiyoruz. Burada da lisans sözleşmemiz var. İsteyenler okuyabilir. Buradan I agree seçeneğiyle sözleşmeyi kabul ettim anlamına geliyor. Bunu seçelim. Sözleşmeyi kabul ettik. Bir sonraki sayfaya aktarıyor bize. Kayıt işlemimiz tamamlandı. Ve gördüğünüz gibi EndNote'un ana sayfasına giriş yaptık. Buradan görüyorsunuz. İsmimiz yazıyor. EndNote'un sitesine girdik. Buradan organize. Manage My Groups altında New Group'u seçiyoruz. Yani bu grupları yönet demek. Manage My Groups. Buradan New Group, yeni grubumuzu oluşturuyoruz. İsmimizi yazalım. Grubumuzun ismini yazdık. Tamam'a tıkladığımızda burada gördüğünüz gibi grubumuzun ismi oluştu. Bu gruptan Manage Sharing yani grubumuzu paylaş, yönetim yani yönetmeyi paylaş. Burada Manage Sharing yani paylaşımı yönet seçeneğine tıklıyorum. Start Sharing this Group seçeneğine tıklayalım. Gruplarımızı paylaşmamız başlasın diyordur. Buraya geldik. Bu mail adresine, yazacağımız mail adresine Seyda isimli klasörümüzü göndereceğiz. Yani grubumuzu paylaşacağız anlamına geliyor. Paylaşım buraya bu kısma paylaşım yapmak istediğimiz kişilerin e-posta adresini giriyoruz. Yazdık. Bir kişiye göndermek istiyorum. İstediğiniz 14 kişiye gönderebilirsiniz. Kendinizle birlikte 15 oluyor zaten. Buradan da göz alt kısmından da
paylaşacağımız gruptaki kişilere, yani şu mail adresini yazdığımız kişiye hangi dosyayı göndereceğimizi seçiyor. Buradan bakalım. Makale kısmından bir makale gönderelim. Bunu seçtik. Read only, yani yalnızca okunsun ya da read and write, düzenlesin ve okusun seçeneği var. Bunlardan birini seçiyoruz. Read only olsun. Hep bir seçeneğine tıklayıp paylaşımı tamamlıyoruz. Evet, paylaşım tamamladık. Bu close window ya da buradan çarpıdan kapatabiliriz. Bu işlemden sonra kütüphane paylaşmak istediğimiz kişinin e-postası ile giriş yapıyoruz. Biraz önceki o kütüphaneyi paylaştığımız kişinin e-postası ile giriş yapmamız gerekiyor. Öncelikle bu hesaptan çıkalım. Ve biraz önceki oraya yazdığım, paylaşmak istediğim kişinin buraya e-posta adresini yazdım. Şifresini girdim. Login seçeneği ile giriş yapıyorum. Evet, girişimizi yaptık. Buradan My Reference, yani benim referanslarım seçeneğinin altından Groups Shared by Others seçeneğinden paylaşmış olduğum, yani grubumu görüyorum. Buna tıkladığıma burada yazana göre, yani maili gönderen kişiden bana istek gönderildiğini görüyorum. Yani Seyda isimli gruptan, Seyda isimli gruptan istek aldığımızı görüyoruz. Bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün de bir özetleyecek olursak, bu dersimizi özetleyelim. Neler yaptık? Üye olduk. Giriş yaptık. Grup oluşturduk. My Groups altından New Group'a tıklayıp yeni bir grup oluşturduk. Daha sonra Manage Sharing'den, yani kütüphane paylaşmak istediğimiz kişiyi seçtik aslında. Buraya mail adresini yazdık. Buradan göz at seçeneğinden ona göndereceğimiz dosyayı seçtik. Yani grupta paylaşacağımız dosyayı seçtik. Daha sonra referans altından, my reference altından, groups shared by others altından paylaştığımız grubu görebiliyoruz. Burada da Şeyda adlı gruptan size kütüphane paylaşma isteği geldi yazıyor. Bu şekilde bugün özetleyelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.